Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler de Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Koruma kanatları gözüküyor. Uzun zamandan beri yaptığınız şeyler veya iyilikler konusunda mükafatlarını göreceğiniz bir dönem amaçlı bir süreç gözüküyor ki üç tane dilek kapınız ya da üç tane niyet ettiğiniz bir şey bugüne kadar olmadı dediğiniz ne varsa onlarla ilgili olacağını gösteriyor. İlahi adalet size koruma kalkanı sağlamış gözüküyor ki son 3 yıldır beri yaşadığınız zorluklardan da artık dizlerinizin üzerinde sürünmekten de kurtulacağınız, maddi anlamdaki kaynaklarınızın da çoğalacağı bir sürece işaret ediyor. İsminde Z harfi olan bir kişiden gelecek olan destek sizi biraz de, e, sevindirecek. Arkasından da maddi konularla ilgili güç kuvvet kazanacaksınız. Uzun zamandan beri yapmadığınız radikal değişiklikleri yapıp onları uygulamaya koymanız sizin bir anlamda gücünüzü de toparlamanıza yardımcı olmuş. Geçmişi geçmişte bırakıyorsunuz konuşmalar insanların ne dedikleri veya onlarla olan iletişiminizi minimuma indireceğiniz bir süreç. İşinize kariyerinize odaklanacağınız bir süreç. Bu konuda koruma kalkanınız var maddi konuda açık verdiğiniz son 7 yıldan beri yapılan hataların düzeltilmesi toparlanması. Tabii ki hepsi 15 günde olmayacak ama bu dönem bir başlangıç olacak ve bu başlangıçla birlikte de önünüzün açılacağı gözüküyor. Devlet kapısında sizin için daha öncesinde olumsuz olan bir haber ya da oldu olacak arasında kaldığınız bir şeyin olmayacağı haberini alacaksınız bu bir. İkincisi maddiyat konusu veya tazminat konusuyla ilgili bir mahkemelik işiniz varsa bu konudan da aydınlık temiz bir haber alacaksınız. Tabi buradaki devlet kapısındaki olmayacak iş size şimdi yeni bir arayış getirttirecek. Bu anlamda arada derede kalmaktansa sonucun iyi veya kötü alınmış olması sizin için önemli olacak. Çünkü buradan alacağınız dersle birlikte kısa bir yolculuğa gideceksiniz bu yolculuğun içerisinde de. Bu konunun neden bu şekilde olmadığını, aslında nereye takıldığınızı veya arkanızdan kimlerin iş çevirdiğini öğreneceksiniz. Şimdi bu kadar detaylı bilgileri, detaylı şeyleri öğrenince, e, tabii ki intikam alma duygusunda değilsiniz, bu sizi biraz hırslanacak, hırslanıracak. Çünkü önünüze açacak yeni bir sektör gözüküyor. Yani bugüne kadar yaptığınız işi tam radikal bir şekilde değiştirip, yani 180 derece farklı bir iş yapabilirsiniz. Her ne kadar bu e, bilmediğim açılar diyebilirsiniz ama önemli olan sizin için İletişim iletişim kurmak ve buradaki iletişim de sizin için daha e, çabuk işinizi kavrayabilmenizi sağlayacak olarak gözüküyor. Yolculuklarınız var bu dönem. Ertelediğiniz yolculuklar uzun zamandan beri seyahat edip görmek istediğiniz yerler konusunda gündeminiz olacak. Yurt dışı ile alakalı sevindirici bir haber alacaksınız. Bir kısmetiniz, bir hediyeniz var. T harfindeki bir kişiyle konuşmanız var. Burada bir imza işi var. Bu imza işi hani basitmiş gibi arada e, anlaşma yapmak gibi düşünebilirsiniz. Bu biraz e, resmi prosedürün dışında olan bir imza işi. Hani gönül ilişkileriyle ilgili de bir süreç olabilir. Birilerine e, söz verme veya sözünü alma durumunuz söz konusu. Bu anlamda ikinize de iyi gelecek gözüküyor. İlişkiler konusunda düzenebilecek olan bir süreciniz var. Yeni başlangıçlar değil de hali hazırda başlamış olan ilişkinin normal düzeydeki şeyinden biraz daha paylaşımı çok, iletişimi daha rahat kurabileceğiniz, sevgi, saygı, hoşgörü anlamında kendinize tamamlanmış hissedeceğiniz bir durum söz konusu. İletişimler konusunda hani ilişkiler konusunda neden yeni başlangıç yok? Çünkü bu ara biraz durgun. Yani insanlara olan güveniniz zaten sarsıldığı için yeni insanları hayatınıza sokmaktan kaçınacaksınız. Bu sadece sevgili anlamında değil dostluk anlamında da bu aralar kendinizi inzivaya çekiyor gözüküyorsunuz. Şemsiye çıkmış bu şemsiye koruma dileklerinizin gerçekleşmesi kendinizi garantiye almak olarak gözüküyor. İkizler burcu riski sever. Buna göre de riskli davranışlar sergiler. Ama bu dönem daha garantici olacaksınız. Çünkü önümüzdeki süreçte özellikle maddiyat konusunda çok yalnız bırakıldınız. Çok yalnız kaldınız. Şimdi o maddiyat konusunu toparlayıp kendinizi kendi ayaklarınızın üzerinde duracak şekilde ayarlayacaksınız. Taşınma konusunu gündeminize alacaksınız. Ama bu taşınmayı planlı yapacaksınız. Özellikle mesela birkaç ay sonrasına Mayıs Haziran ayları gibi düşüneceğiniz bu taşınma konusu sizin kendinize ait bir mülk edinme bir olayla ilgili gündeminizi yapıp ondan sonra taşınmayı düşüneceksiniz. Yani kendinize yeni bir hayat kurma, yeniden sıfırdan başlama gibi düşünebilirsiniz bu durumu. Bu konuyla ilgili e Devletten beklenilen yasalar konusunda da Şubat ayının içerisinde gündemi değişecek bir anda onu da söyleyeyim. Ee, hani kredi yok, şeyler yok, bunlar çekmeden nasıl alacağız diyebilirsiniz. Bu konuda Şubat ayında ben düzenlemeler bekliyorum. Ee, tabii ki bu benim hissiyatım. Onda bir şey diyemiyorum. Telefon konuşmaları sizin için Birilerinin arkasından, birilerinin konuşmasından pek hoşlanmayacaksınız. Dedikodu yapmak İkizler Burcu'nun artık lügatında yok. Yani gerçek neyse onu söylüyorsunuz ama onun dışında birisinin arkasından konuşma, diğerinin size bir şeyler anlatması kısmında İkizler Burcu'na dedikoduyu çok sever derler ama olmayanı konuşmayı da sevmiyor. Olmayana konuşan insanlardan da uzak duruyor. Şimdi o yüzden bu dönem iletişimde dedikodu dönemini bitirip sadece kariyer ve iş konusuna odaklanıp ona risklerini azaltacak gözüküyor. Ee, göreceğiniz iki tane rüya var bu dönem size haberci rüyalar olacak. Bir şeylerin düzelip e, sizin için hayırlı hale gelmesi, sizin için olumlu hale gelmesi durumu var. Siz bugüne kadar hani yok artık bundan sonra gerçekleşmez dediğiniz şeylerin Gerçekleşeceğini göreceksiniz ee, geçmişte bazı kişilerle tartışmalı bir süreciniz oldu özellikle kan bağınızdan affetmediğiniz arkadaşlarınız dostlarınız oldu şimdi bu dönem onları affetmek değil de daha çok sanki e, hesaba almamak gibi ya da önemsizleştirmek gibi bir durumunuz olacak ben bunlara mı üzülmüşüm diyebilirsiniz. Kendi içinizdeki değişimi aslında bu cümleyi kurduğunuzda fark edeceksiniz. Uzun zamandan beri hani bir şey azar azar azalıyor deriz ya içimizdeki ruhumuzdaki şeyler bu anlamda bu da burayı gösteriyor. Dağ gibi gözüken iki tane sorun kendiliğinden küçülecek gözünüzde. Çünkü e, siz hayatı Bakış açınızı değiştirdiğinizde buradaki asıl temel sorunun sizin onları gözünüze büyüttüğünüz olduğu gözüküyor. Kalben ferahlık olan bir şeyden e, kendinize dair bir sistem kuracaksınız. Yani kalben ben bunu istiyorum evet bu konuda da e, yapmam gereken hani bana da ters gelen şeyler var ama burada e, bununla birlikte e, bu benim iyiliğime geliyor deyip e, bir düzen kurma var. Hani bazen toplum kurallarında doğru olmayan ama sizin hayatınızda bir şeylerin iyileşmesini, e, güzelleşmesini sağlayan bir şeyler konusunda kendinizi akışa bırakmayı tercih edeceksiniz daha doğrusu. O anlamda kalbinizdeki, ruhunuzdaki güzelliklerin de ortaya çıkması gözüküyor. Nazar konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor ki hem aile akrabalar hem de arkadaş çevresi sizi tanıyan tanımayan insanlar tarafından bu dönem auranızın yükselmesi yıldızınızın yükselmesi nedeniyle e, insanların daha çok dikkatini çekiyorsunuz. Yıldızınız yükseldiği için nasıl nazara geldim diyebilirsiniz ama bazen bir insanın yüzünde bir ışık olur Nur olur ya insanlara yansır bu öyle bir ışıktan bahsediyor kendi gücünüzü kendinizin enerjisini hiç küçümsemeyin bu dönem yaptığınız işler konusunda zaten e, insanların dikkatini çekeceksiniz bu kadar radikal değişimleri yaparken de dikkat çekeceksiniz e, çok konuşulan bireyse haline geleceksiniz O yüzden sizin hayatınızda dedikodu ya e, kötü bir şey dediğiniz noktaya geleceğiniz bir durum var. Aile büyüklerinden bir hastayla e, biraz şok olacaksınız. E, bazen insanların elinden bir şey gelmez ya hani e, uzaktan uzağa bir şey yapamazsınız. Aranızda mesafeler olan bir kişinin hastalandığı haberi sizi biraz üzecek ama hastalık biraz uzun sürecek sadece iyileşecek olarak gözüküyor. Kaplumbağa çıkmış ev, aile, e ev konusunun evlilik konusu gündeminizde. Bu dönem sıkıntılı bir evlilikten çıkıp yeni bir sürece başlama noktanız var. İlişkiler konusunda son noktayı koyma konusunda hep tereddüt ettiğiniz bir evliliğiniz varsa bu dönem son noktayı hızlıca koyacaksınız. Kapınızda kısmetler var diyorum ya kısmet kapılarınız açık bu dönem. Hayatı sorgularken de olayları düzene bindirirken de burada hızlıca maddiyat konusuna çevireceksiniz. Attığınız her adımda maddiyat konusuna çevrilecek durumlar var. Bu dönem maddiyat, iş, kariyer konusundaki şansınızın yüksek olması sizi bir anlamda ferahlatacak. Muradınıza ermiş bir vaziyette atınızın üstünde gözüküyorsunuz. Kendi hayatınızın dış e, aile konusu dışında hayatınıza yeni bir düzen, yeni bir başlangıç getireceğiniz de gözüküyor. Vincere kapatırken e, ikizler burcu için bu 15 günde iki tane e, maddiyat konusu içerikli süreci var. Bunlardan bir tanesi büyük bir balık kısmet halinde gelecek. Bir de devlet kapısı gibi bir yerden gelecek olan haberle birlikte maddiyat konusunda bir anda küçük bir sıkışıklık yaşasa da arkasından düzene bir durum var. Bir de sevineceğiniz haber gözüküyor ki bu dönem diyorum ya kapılar açık kısmetler açık. Siz sadece fırsatları gözlemeye bakın. Çünkü kullanamadığınız her fırsat elinizden kaçırdığınız bir zaman dilimini gösterecek. O yüzden dikkatlice gözünüzü kulağınızı hayatınızdaki önceliklerinize açmanızı tavsiye edeceğim. Evet ikizler ve yükselen ikizler için. Şubat'ın ilk 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.